Arkadaşlar tercüme dersimize hoş geldiniz. Bu haftaki tercüme dersimizde ismi takdir ve temyiz konularını içeren cümleleri tercüme edeceğiz. Ben hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Dersimize geçiyoruz. Tabii altı çizili kelimelerin de cümledeki öge değerlerini ifade edeceğiz. İrab bakımından diyelim. Dersimize cümlemize başlıyoruz. Eddairatü uçak ekferü süraten mine seyyarati. Uçak ekferü süraten daha hızlıdır diyoruz arkadaşlar buraya. Mine seyyarati arabadan. Şimdi arkadaşlar ettairatü mübtedadır. Ekferü nedir? Haberdir. Süraten ifadesi ise burada temyizdir arkadaşlar. İkinci cümlemiz Ceyşuna a'zamu kuvveten min ceyşil Yunani. Ceyşuna ordumuz a'zamu kuvveten daha kuvvetlidir. Kuvvet bakımından daha büyüktür. Tabi biz daha kuvvetli diyoruz. Kimden? Min ceyşil Yunani. Yunan ordusundan. Ceyşuna, buradaki ceyşu mübtedadır. Nam onun muzafun ileyhidir. A'zamu arkadaşlar haberdir. Kuvveten ise nedir değerli arkadaşlar? Temizdir. Devam ediyoruz. El-mu'minune müminler, inananlar. Ekferun nasi meylen ilel hayri. Evet, müminler, ekferun nasi insanların en çoğudur. Ne bakımdan? Meylen, meyletme bakımından ilel hayri, iyiliğe. İyilik yapmaya hatta iyilik yapmaya meyletme bakımından ya da meyilli olma bakımından insanlar en çoğudur. Belki bunu şöyle ifade edebiliriz. Müminler insanlar içerisinde iyiliğe meyleden kimselerin önde gelenleridir gibi belki ifade etmemiz mümkündür arkadaşlar. Ya da diğer insanlardan daha çok iyiliğe meylederler diyebiliriz burayı. El-mu'minune mübtedadır arkadaşlar. Ekseru haberdir. En-nas da buradaki ekseru ismi taftilinin nesidir? Muzafun ileyhidir. Meylen ise arkadaşlar nedir? Yukarıda kuvvette söylediğimiz gibi temyizdir. Onu da ifade etmiş olalım. Devam edelim. Hazal kitabı, bu kitap. Ekserül küttabi vuduhan. Pardon arkadaşlar, burayı kitap okuduk, biz hızlı geçtik. Hazel katibu, bu yazar, ekserül küttabi, yazarların en çoğudur, vuduhan, açıklık bakımından. Dolayısıyla şöyle anlayabiliriz. Bu yazar, yazarlar arasında en net olanıdır gibi ifade edebiliriz. Tabi burada vuduh dediğimiz şey üslubun açıklığı bakımından ben anlıyorum. Onu da ifade etmiş olayım. Hâzâ mübtedadır. Efendim ekseru nedir? Haberdir arkadaşlar. Vuduhan ifadesi ise nedir? Bizim temyizimizdir. Tabi burada ekseru, yukarıda ekseru, burada a'zamı, burada yine ekseru kelimelerinin ismi taftil olduğunu ifade etmiş olalım. El fizzatü gümüş, erhasu daha nedir? Ucuzdur mine zehebi altından. Gümüş altından daha ucuzdur. Burada bir karşılaştırma var arkadaşlar. El fizza nedir? Mübtedadır. Erhasu ise haberdir diyoruz. Devam edelim. Vecettü Muhammeden, ben Muhammed'i buldum ya da anladım. Ekmele min aliyyin edeben. Vecettü, şöyle önce anlamını vermeye çalışalım. Muhammed'in Ali'den daha edepli olduğunu anladım ya da fark ettim şeklinde diyebiliriz. Tabi burada ekşimelü ismi taftilimiz daha tam, belki daha tam, daha olgun, daha olgunlaşmış gibi ifade edebiliriz. Edep bakımından dolayısıyla Türkiye'de daha edepli, Muhammed'in Ali'den daha edepli olduğunu fark ettim şeklinde bu cümlemizde anlayabiliriz. Vecettü fiil fail arkadaşlar. Tu failimizdir. Muhammed burada nedir arkadaşlar? Mef'ulün bih'tir. Ekmele ikinci mef'ulün bih'tir. Edeben ise burada temyizdir diyoruz.
Devam ediyoruz. Kânet Âişetü ekhalle min zümelâiha vefâen. Evet, Ayşe arkadaşlarından daha az vefalı idi diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, burada Âişe kelimesi kânenin ismidir. Ekhalle ise bakın kânenin haberidir. Onun yüzden mansup okuduk. Vefâen de buradaki ekalle ismi taf dilinin nesidir? Temyizidir diyoruz. Evet. İnnel hevâe hava ekalle kesâfe ten minel mâi. Evet. İnnel hevâe hava ekalle kesâfeten daha az yoğun diyeceğiz arkadaşlar. Neden? Minel mâi sudan. Hava sudan daha az yoğundur. Yoğun olur. Belki öyle o şekilde ifade edebiliriz. İnnenin ismidir heva arkadaşlar. Ekal, evet şurada sanki kâneye gitti zihnimiz. Tekrar okuyalım. İnnel hevae ekallü kesafeten. Böyle daha düzgün oldu arkadaşlar. Heva innenin ismidir. Ekallü innenin haberidir. Kesafeten de temyizdir arkadaşlar. Ekallenin temyizidir. Ekalle de yukarıda yer iki cümlede de nedir? İsmi taftildir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. El etrakü Türkler ekferu şurubi halkların, milletlerin en çoğudur. Ne bakımdan? Keramen, cömertlik ve ikramen, ikram etme bakımından. Şimdi keramene burada yücelik, ululuk da diyebiliriz arkadaşlar. İkram etme. Gerçi ikisini de söyleyebiliriz. Türkler cömertlik ve ikram etme yönüyle bakımından halkların en çoğudur. Yani Türkler diğer halklar nazarında en çok cömert olanlardır. Milletler arasında daha çok cömert olanlardır. Ve en cömertleridir, milletlerin en cömertidir diyebiliriz. Türkler milletlerin en cömerti ve en ikram edenidir şeklinde bu cümlemizi tercüme edebiliriz. El etrak müptedadır. Ekseri haberdir arkadaşlar. Efendim keramen temyizdir. İkramen de temyizdir. Temyiz üzerine atıfla bu da temyizdir diyoruz. Kafe el muallimu öğretmen ne yaptı? Ödüllendirdi. Taliben bir talimi, bir öğrenciyi. Nasıl öğrenci? Ekseri iştihaden daha çalışkan. Yani şöyle ifade edelim. Öğrenci en çalışkan hoca en çalışkan öğrenciyi ödüllendir diyebiliriz bu cümlemiz için. Kâfe'e fiildir arkadaşlar. El muallimu faildir. Taliben nedir? Mef'ulün bih'tir. Ekstra bu mef'ulün bih'in nesidir? Sıfatıdır. Bakın gördüğünüz gibi ismi taftili burada sıfat olarak kullandı. İçtihaden ise arkadaşlar burada ismi taftilin temyizidir diyoruz. İnne hadihil mukalete, inne hadihil makalete, evet innenin ismidir, hadihi, o da onun bedelidir arkadaşlar. Nedir bu makale? A'kadü minel ahar, burada ahar olacak arkadaşlar, bir ufak bir imla hatası olmuş, üsluben. Evet, üslup bakımından bu makale diğerlerinden daha karmaşıktır. Üslup bakımından bu makale diğerlerinden daha karmaşıktır. Bu makale üslubu en karmaşık olandır. Diğerleri içerisinde ya da diğerleri arasında şeklinde de ifade edebiliriz. Şimdi hadihi burada innenin ismidir. El makale ise innenin nesi, hazihden bedeldir. Daha önceki derslerimizde bunları ifade etmiştik. Evet, akadü ise bir ismi taftil dir arkadaşlar ve innenin haberidir diyoruz. Üsluben de buradaki akat ismi taftilinin efendim temyizidir diyoruz. Geliyoruz 12. ve son cümlemize. Cümlemiz şu şekilde: Ma ecmele semae el yevme. Ma ecmele semae el yevme. Şimdi bugün arkadaşlar gökyüzü ne kadar da güzel. Bu bir tacüb üslubudur arkadaşlar ve ma ef'alehu vezninde karşımıza çıkmıştır. Ma ecmele es-sema'e el-yevme. Bugün hava
Ne kadar da güzel. Evet, bunun da irabını hemen söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle ifade edelim. Burada ma mübtedadır. Evet, şunları bir alalım. Ecmele sema'e el yevme ise arkadaşlar nedir? Haberdir. Gelin bu haberi, bakın haber bir fiil cümlesidir. Kendi içerisinde irabı ayırabiliriz. Ecmele fiildir. Es sema'e mef'ulün bih'tir arkadaşlar. El yevme de mef'ulün fih'tir. Bu şekilde de ifade etmiş olalım. Bu şekilde dersimizi bu cümlemizle bitiriyoruz. Hepinize ben başarılar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.